seçim saatine girdi. Buradan nasıl gözüküyor Türkiye'deki seçim çalışmaları? Neler diyeceksin? Türkiye'deki seçim çalışmalarının bizim açımızdan, sosyal demokratlar açısından daha aday belirleme aşamasındayız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta altılı masa aday belirleme aşamasında ama şunu hiç istemiyoruz. Geçmişte yaşadığımız bir Ekmelettin vakasını kesinlikle istemiyoruz. Bu aday olacaksa mutlaka çoğunluğu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, altının masadaki en güçlü parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat kesimden bir aday olmasını bekliyoruz. Ancak Türkiye'de yaşanan tek adam yönetiminin de bir an önce parlamenter sisteme dönüş için bir referandum anlamı taşıyor bu seçimler. O yüzden de elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar özellikle biz burada Avrupa'dakiler insanları sandığa taşımak, daha çok da sosyal demokrat, aydın kesimleri sandığa taşımak için elimizden gelen çabayı göstermemiz lazım. Hem Türkiye'deki yurttaşlarımızın, tanıdıklarımızın, akrabalarımızın sandığa gitmesi için de yönlendirmeliyiz. Çünkü bu bizim için gerçekten son, yani hep bu son seçim, bu son seçim dedik ama bu Cumhuriyet'in kalıcılığı için gerçekten bu son seçim. O yüzden son gücümüzü, son çabamızı harcamalıyız. Peki Necip Bey, ADP Genel Başkanı olarak sizin şu isim olsaydı güzel olur dediğiniz bir isim var mı? Elbette parlamenter sisteme geçmek için ilk turda kazanacak bir adayın aday gösterilmesi bizim için çok önemli. Mutlaka sen de görüyorsundur yani halka sorulan şeylerde. Bunu AKP de gördüğü için bazı belediye başkanlarının yolunu şimdiden kesti. Ki seçime girmesinler diye Yüksek Seçim Kurulu o kişi seçilirse mazbatasını vermeyiz dedi. Bu İmamoğlu. Ama Kılıçdaroğlu da Kemal Kılıçdaroğlu da tecrübeli bu zamana kadar da yaptığı mücadelede altılı masayı bir arada tutmada verdiği mücadelede de bir aşamaya kadar geldi. Bundan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı en az Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı kadar bize oy getirecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.